Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayşegül Öğretmen kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone ol tuşuna basıp hemen sağındaki zili aktifleştirdiğiniz zaman bütün videolarım sizlere kolaylıkla ulaşacaktır. Bugünkü konumuz günlük hayatta kullanılan dini ifadelerden peygamber başlıklı konu. Peygamber sözlükte haberci, elçi gibi anlamlara gelir. Sözlükte peygamber haberci ve elçi gibi anlamlara gelir. Dini bir terim olarak ise Allah'ın bildirdiği emir ve yasakları, inanç ve ibadet esaslarını, ahlak ilkelerini insanlara iletmekle görevli olan seçilmiş elçi demektir. Dini bir terim olarak Allah'ın bildirdiği emir ve yasakları. Mesela insanları öldürmek yasak iken namaz kılmak emridir. İnanç ve ibadet esaslarını, ahlak ilkelerini insanlara iletmekle görevli olan seçilmiş elçi demektir. Allah Celle Celaluhu insanlar arasında üstün vasıflı bazı kişileri peygamber olarak seçmiştir. Peygamberler Allah'ın emir ve yasaklarını insanlara iletmişlerdir. Şimdi peygamber olmanın bazı özellikleri var. Bu özellikleri taşıyabileceğini bildiği kişileri ne yapıyor? Allahu Teala peygamber olarak seçiyor. Yani herkes peygamber olamıyor. Onun için özel özelliklere sahip olması gerekiyor o kişinin. Bu özelliklere sahip kişileri Allah peygamber olarak seçiyor bizler için. Onlara dünyada ve ahirette mutlu olmanın yollarını göstermişlerdir. Yani peygamberler insanlara sadece emir ve yasakları bildirmek için gelmemiş. Hem bu dünyada hem de ahirette hepiniz çok mutlu olun diye bizlere o yolları göstermiş. Yani herkesin mutlu olabileceği şartlar, yollar, mutluluğa ulaşacağı yollar nelermiş? Bizlere onları da göstermişlerdir. Allah'a niçin ve nasıl kulluk edilmesi gerektiğini öğretmişlerdir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de namaz kıl der Allah emir olarak. Bu emridir ama nasıl namaz kılınacağını tarif etmez Kur'an-ı Kerim. Peki biz bu namaz kılma şeklini kimden öğreniyoruz? Peygamberler nasıl kıldıysa, onlar bize nasıl öğrettiyse biz onlardan öğrendiğimiz şekliyle namazlarımızı kılıyoruz. Güzel ahlakları ve yaşayışlarıyla da insanlara örnek olmuşlardır. Mesela Eyüp peygamberin sabrıyla tabii ki bir sürü daha güzel ahlakı vardı. Ama bir Hazreti Eyüp peygamber denildiği zaman, aleyhisselam denildiği zaman biz hemen sabır aklımıza geliyor ilk olarak. En öne çıkmış ahlaki özelliğinden biri. Mesela Hazreti Yusuf aleyhisselam bir sürü başka güzel özelliği var. Ama en belirgin, en öne çıkmış özelliğiyle ne yaparız? Hazreti Yusuf'un hem çok edepli hem de çok yakışıklı olduğunu biliriz. Veyahut da Davut peygamber. Davut peygamberin bir sürü başka güzel ahlakı ve özelliği var iken ne yaparız? En güzel, en öne çıkmış özelliği nedir? Sesinin çok güzel olması. Biliyorsunuz Zebur kitabı indirildi Allah tarafından. Zebur'u okuyacağı zaman bütün ormandaki hayvanlar, bitkiler, insanlar dahi oradan geçen duyanlar herkes Davut peygamberin sesini dinlemek için sessizce onun zeburu okuyuşunu dinlerlerdi. Kerim okurken bütün orman içerisindeki hayvanların dahi etrafına toplanıp onun sesinden okunan Allah'ın kitabını ve kelamını dinlemeleridir. Yani güzel ahlakları ve yaşayışlarıyla da insanlara peygamberler örnek olmuşlardır. Kur'an-ı Kerim'de 25 tane peygamber ismi geçer. Tabii ki bunların dışında da birçok peygamber gelip geçmiştir. Hatta isimlerini bilmediğimiz bir sürü peygamber de ne yapmıştır? Bir sürü ümmete çeşit çeşit peygamber gelip bu dünya üzerinden geçmiştir. Bazı peygamber isimlerine örnek verecek olursak, Hazreti Adem aleyhisselam, Hazreti Yusuf aleyhisselam, Hazreti İsa aleyhisselam
ve Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı örnek olarak verebiliriz peygamber isimlerine. Hazreti Adem Aleyhisselam hem ilk insandır hem de ilk peygamberlerdendir. Peygamberlerin ilkidir. Hazreti Muhammed ise son peygamberdir. Ayrıca bütün insanlığa gönderilmiş evrensel bir peygamberdir. Bunları da ayrıca bir not olarak sizlere söyleyelim. Kur'an-ı Kerim'de her topluma peygamber gönderildiği şu ayetle açıklanmaktadır. Yani Allah-u Teala her topluma bir uyarıcı göndermiş. Bunu neden yapıyor Allah-u Teala? Ahirette bizlerin iyiliklerinin ve kötülüklerinin belirleneceği, tartılacağı günde insanlar neden bize bir uyarıcı göndermedin diye bir soruyla karşılaşmamak için Allah bu bahanelerini de ortadan kaldırmak için ne yapmıştır Allah-u Teala? Her ümmete, her topluluğa ayrı ayrı kendilerine Allah'ı bildirecek, hatırlatacak ve tanıtacak bir peygamber, bir elçi göndermiştir. Kur'an-ı Kerim'de şu ayetle açıklar Allah bizlere bunu. Biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak ile gönderdik. Yani gerçek ile gönderdik. Her millet için mutlaka bir uyarıcı peygamber bulunmuştur. Ayetiyle de Allah-u Teala bizlere ne yapıyor? Her topluma bir peygamber, bir uyarıcı gönderdiğini ayetiyle bizlere bildiriyor. Bunun dışında kendi ailemizin içinde kendi ismimiz olabilir, babamızın ismi olabilir, kardeşimizin ismi olabilir ya da çevremizde akrabalarımızdan, komşularımızdan, okuldaki arkadaşlarımızdan peygamber isimlerine de ne yaparız? Sıkça rastlarız. Tabii ki peygamber isimlerine taşıyan bir sürü insan da mevcuttur. Sizler de etrafınızda peygamber ismi taşıyan kimleri tanıyorsanız, mesela onları bir liste halinde hazırlayabilirsiniz. Evet, bugünkü konumuz bu kadardı. Videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım herkes için çok faydalı olmuştur. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.